Ay Allah'ım. Enteresan. Yaptın mı Hayrettin birisi için böyle acayip bir şey? Başına geldi mi bir şey? Abi gül döktüm biliyor musun? Gül döktün. Bak. Battaniyenin üstüne. Yok. Bayağı gül döktüm ama o da işe yaramadı abi. Ya böyle şeyler işe yaramıyor bence ya. Abi yok yok onlarla falan artık öyle bir durum. Mahsun. Oldu mu hiç hayatında böyle çok acayip bir şey yaptın? Ben şimdi aklıma gelmez. Gelmez çünkü artık bir de... Güzel evliliğimiz var şimdi anlatmakta. Ay çok güzel bir karısı evet. Var. Evet, evet. Maşallah çok harika bir beğeniyoruz. Evet. Hepimiz çok seviyoruz. Evet. Çok. Darısı başımıza diyelim. İnşallah hayırlısı. Nerede geçti amin, senden? Amin amin amin. Geçti. Kohuma kaçtın. Abla tam yanımda otur. Soktun evet. Ya lafı valla. Geçmedi geçmedi. Benden uğraşmadan önce bari ben ondan uğraşayım. Geçti geçti benden geç. Seninle uğraşmayacağım ama senden çok güzel bir şey isteyeceğim. Hayırdır? Gerçekten hayırdır. De çok güzel bir şey isteyeceğim. İnanılmaz bir sesi var. Yasemin ablanın. Yasemin ama diyeyim ablanın. Ama estağfurullah evet. Evet öyle. Evet ufak da cebime gir. Rahmetle. Rahmetle. Rahmetle anıyoruz. Esengül'ü. Esengül'ü bilenler var mıdır aramızda? Allah razı olsun. Esengül'ü. Tabii ki. Tabii bir bakın evet, çok biz önemli. Biliyoruz bir, biraz biz gerçekten de ama ekran başından da bilenler bilir. Çok güzel şarkıları vardır. Senin albüm ne kadar olmuştu Yasemin çıkalı? İki sene oldu. Evet. O albümde çok güzel şarkılar da söyledi. Ama ben bugün bir tane senden bir şey istiyorum. Gerçekten. Taht kurmuşsun kalbinde tabii, de olur. Tabii olur. Başka bir şey de olur. Alkışlar Yasemin. Yalsın için efendim. Buyurun. Tamam. Tabii. Lütfen. Sözleri Şemsettin Bolat. Müzik Orhan Akdeniz. Orhan Akdeniz. Onları da evet. Saygıyla buradan peki. Selamlıyoruz. Evet. Anıyoruz. Evet. Severek yapmak da çok acayip bir şey. Yani bunu evet, severek aynen. Yapmak yani bu iş önemli bir şey. Ben 12 senedir böyle bir müzik adamının hem konservatuar mezunu aynen. Hem notist hem besteleri hem sözleri olup bu kadar donanımlı bir müzik adamının. Aynen. Sahnede biz 17-18 yıl önce Çakıl Gazinosu'nda o kadroda birlikte çıktığımızda Alem Buysa Kral Benim şarkısıyla rahmetli Nur içinde yatsın bizim kıymetli dostumuz Hilmi Topaloğlu. Onun böyle arkasındayken hani bu piyasada tutulması gereken bir halk müziği sanatçısı ve Mahsun Kırmızıgül geliyor. İlk çıkışı o Alem Buysa Kral Benim'den bugüne geçen 20 seneye yakın zamanda gerçekten sonsuz bir saygıyla izledim onu sette. İşine bu kadar büyük aşkını, sinemaya olan tutkusunu ve 12 senedir çok iyi bildiği işini hiç söylemese de büyük bir tutkuyla özlediği müziği elinin bir kenarıyla ittiği çok büyük paraları ama çok büyük paralar. Bunlar gerçekten çok büyük rakamlar. Bir gece bizde sahneye çık diye yurt dışında, yurt içinde zaman zaman memleketin her türlü magazinsel olan veya olmayan bu kadar teklifler alıp söylemiyor. Alçak gönüllülük onun memleketinin toprağında olan bir güzellik. Bu tavizi de verip evet ben yapmayacağım müziği deyip yönetmenliğe bu kadar saygın bir şekilde baş koyması beni çok etkiliyor. Ben ama hayat zaten biraz kabul ettiklerin değil de geri ittiklerin, kabul etmediklerinle tam bir örneği ya, hani karşımızda hep gerçekten. Hep yapmak değil de bazen yapmadığın senin hayatını şekillendirir. Hepimizin marka değerini hani o tekliflerin geri dönmesi evet. Falan filan tabii o da kendi kafası rahat olsun, önü açık. Bu arada filmde herhalde bütün filmlerinde oynayan tek adam Ali abi doğru mu? Evet. Neden Ali abiyle bütün filmlerde her filmde berabersiniz? Biz 2005 yılında Ali Sürmeli ile Aşka Sürgün isimli bir dizi filmde tanıştık. Birbirimizi çok sevdik. Gerçekten çok saygı duyduğum bir abi. Gerçek hayatında da hep yanı başımda oldu. Hep destek oldu. Hep yanımda oldu. Beyaz Melek, Güneşi Gördüğüm New York'ta 5 milyara mucize. Ve bu filmde aslında başrol Ali abi. Ali abi mi? Evet, başrol. Ali abi. Evet, ve hak ettiğini söylemediğim yüreği... zaman Ali abi. Onun kalbinin güzelliği başka, gerçekten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,